ibadetine benzer kıyamda. Çünkü Museviler de biliyorsunuz ayakta ibadet ederler ve Musevilikte yani ilmel yakin oldukları için onlar Allah'a yani ilimle Allah'ı bildikleri için bir ben var bir de korkulacak bir Allah var. Bizim hiçbir zaman onu tanımamız ve görmemiz mümkün olmayan korkulacak bir Allah, korkmamız gereken bir Allah var. Bu daha çok ayaktaki halimizdir. Yani ben olduğumuz zamanki halimizdir. Ama benken sana ibadet ediyorum. Yani seni kabul ediyorum, senden çekiniyorum, sana ibadet ediyorum halidir. Ayaktaki halimiz. Öyle başlıyoruz. Sonra yavaş yavaş Allah'ı idrak etmeye başlarız. İdrak etmeye başladıkça yani kalben Allah'ın bize ulaşma makamıdır. Rükuda Allah'ı idrak eder kalp gözümüz. Allah'ı idrak edilince kalp gözüyle yani her an yanımızda o olduğunu, onun önünde eğilmemiz gerektiğini hissederiz. Fakat İslam'ın hakikati secdedir. Çünkü secde ettiğimiz zaman artık biz diye bir varlık kalmıyor. Senin önünde yok oluyorum diyoruz. Bu peygamberimizin halidir. Buna hakkel yakin denir. Ölmeden önce ölenlere bu alemde gelir. Yani onlar bu alemde yaşarlardır ama bütün sıkıntı, üzüntü, mutluluk hepsinden böyle gelir, böyle geçer, etkilenmezler. Biraz sarsılsalar da kalplerinde çok büyük kırılmalar olmaz. Dolayısıyla bu hal yokluk hiçlik halidir. Bu hal İslam'dır. İnşallah hakiki Müslümanlık bu hale gelebilmek için yaptığımız mücadele yani ölmeden önce ölmek makamına gelebilmek. Peygamber Efendimiz'e örnek göstermişler. Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir ölmeden önce ölme makamında olan bir sultanmış. Yani her şeyini feda etmek buna örnektir. Her şeyini. Gerçek cömertlik kötü huyları feda etmektir diyor Kenan Rıfai Hazretleri. Varlığının, sıhhatini, varlığını Allah için harcamak. Halini, takatini, enerjini yalnız Allah için harcayacak hale gelebilmek inşallah hakkal yakin mertebesidir. Burada ben dün şehadetle de alakalandırdım bunu. Ben Besnevi derslerine 24 yaşında başladım hocamın emriyle. Fakat aradan 1-2 sene geçtikten sonra herhalde kendimizi Besnevi'de uzman gibi falan görmeye mi başladık? Neyse böyle. Hocam Samiha'yı verdi bize. Kur'an-ı Kerim hocamızı, Ay Hoca'yı yolladı. Öncelikle ben biraz korktum yani biz bu kadar aşkın içindeyiz. Ay Hoca gelecek bize böyle cehennemler falan derse, çocuklar ürkerse diye biraz korktum. Dünya şekeri kısacık boylu bir bey geldi. Dünya tatlısı. İçeri girdi ve çocuklar dedi biz hani her şeyi bildiğimizi zannediyoruz ya. Neden Allah dedi? Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü deyince ancak bizi Müslüman ediyor. Yani niye inanıyorum, biliyorum ki sen tek Allah'sın deyince Müslüman olamıyoruz. Şahidim ki şahadet kelimesini kullanmış Allah. Onun için mesela ezanın Türkçesinde de şahadet kelimesi yok. O yüzden makbul değil. Şahadet İslam'ın en önemli kavramlarından biridir. Hocamız sordu, niye şahit olmamızı istiyor Allah? Şahitlik gördüğün bir şeyi tekrar burada iman etmek, onu gördüm, biliyorum demek ve onu anlatmaktır. Değil mi şahit olmak? O zaman hocam bize şöyle dediler, biz de baktık ki daha işin elifbasından bile haberimiz yok, okuyoruz aşkına mesleviyi ama hiçbir şey bilmiyoruz yani. Hocam buyurdular ki bu alemde yaratılmış her varlıkta Allah'ın bir ismi olduğuna şahit olmadan Müslüman olamazsın dedi. Şimdi Müslüman kelimesini kullanınca yani her yerde onu görmek, kimseye kötü muamele etmemek, hiçbir şeye kötü davranmamak, bütün bu hallerin varlığımızda tecelli etmesi lazım ki yani şahitlik sadece bunu bilmek de değil. Bunu uygulamak lazım ki işte o zaman bize Müslüman desinler. O bakımdan bizim dinimize şehadet çok önemli. Ben buyurun. Şimdi hocam içerisinde çalışıyorsan içerisinde vakti göre namaz kılıyorum. Yani öyle bir
dinliyoruz ama hiç ses gelmiyor. Emre'ciğim acaba mikrofon var mı canım? Tabii de bu soruyu bana sordular Kur'an. Sizi dinleyeceğim ben. Tekrarlamak şartıyla gözünüzde tamamen Allah'a rapt olarak namaz kılabilirsiniz. Bütün organlarınız Allah'a rapt olmuş vaziyette. Fakat akşam mutlaka onu kazaya bırakıp tekrarlamak şartıyla. Kız kardeşim de doktor, hastanede kılamadığı için akşam gelip evinde kılıyor. Tabi saatinde kılmak çok kıymetli bir şey. Neden? O her organın bir namazı, bir secdesi var. Onlar organlarını secde etmiş oluyor. Ama şimdi çalışıyorsunuz, insan hayatı kurtarıyorsunuz. O esnada vakit geçiyorsa onu akşamleyin, hiç olmazsa tekrarlamayın. Yoksa akşam tekrarlayın. Allah bilmiyor mu sizin şartlarınızı? Yeter ki siz niyetli olun, akşam tekrarlayın. Anneanne, hiç unutmayın sözünüzü. Anneannem benim çok değişik bir dermişti. Çok zayıftı benim gibi. Eğer oruç tutacak. Bir gün sahuru kaçırmış. Sahuru kaçınca perdeleri kapatmış. Allah'ım sen beni biliyorsun ki yemek yemeden tutamam. Karanlık yapayım yiyeyim demiş. Perdeleri kapatmış. Güzelce yemeğini yemiş. Ondan sonra ertesi gün o gün orucunu tutmuş. O gün de hocamızın oğlu Kazım Beyefendi teşrif etmişler bize Mevlüt'e. Ona da anlatmış olayı, yani ben böyle yaptım deyince çok gülmüş Kazım amca. Ama gene bir gün fazladan tut demişler. Yani tabii ki Allah'a verdiğimiz sözlere, ibadetlerimizde eksiklik hoş değil. Onlar da devamlılık istiyor Allah. Dün de konuştuk. Ama bazı insanların özel ilişkileri var. Ben yapamam mesela. O özel ilişkiler, bakıyorsunuz mezun gelmiş Allah'a, demiş ki hiç 5 kuruş vermiyorsun ki bir sakal tıraşı bile olacak parayı bulamadım demiş. O anda önündeki ağaç altın kesiliyor. Ama sen de hiç şakaya gelmiyor diyor. Yani onun paraya ihtiyacı yok. O konuşmanın zevkine varmak için. Yine benim çok sevdiğim bir mezup hikayesi. Sami annem anlatmışlardı. Kitaplarında da var. Şimdi taşlamışlar. Sen aptalsın, delisin diye bir mezubu. Kan revan içinde yürürken bir tane de Arifibiller çok üzülmüş onun haline. Elindeki helvayı ona vermiş. Birisi de onu durdurmuş, demiş ki ya seni, demiş, kim taşladı? Helvayı veren demiş. Kim verdi helvayı? Kafamı yaran demiş. Şimdi böyle bakınca, her şeyin Allah'tan olduğunu idrak edince o meczubiyette yapılanlar affolabiliyor. Ama biz öyle değiliz tabii. Bir de Mevlana Hazretleri diyor ki namazın şekli çok önemlidir. Ona çok dikkat etmek lazım. Ama aşıklar o kadar çok ağlayarak kılarlar ki onlar biraz bozsalar da Allah'ın hoşuna gider diyor. Yani burada samimiyet ve içten olmak, niyetim, halim, Allah'la irtibatım, devamlılık. Yani bırakmamak, namazı bırakmamak, bunlar şart olan şeyler. Buyurun efendim. Benim kafama şurada kıldı geçenlerde, senede belli bir gün haç farzımıza gelmek için belirlenmiş değil mi hocam? Evet. Ve yazıldı, çıktı diyelim ki. Evet. Ve halen de aile hali gören bir hanımız. Şimdi orada namazımızı kılabiliyor muyuz farz görevlerinde namaz? Hani hocam, bir daha nasıl oluyor? Diyanetin vermesi gereken bir karar. Evet. Bizim çocuklarımız ilaç kullanıyorlar böyle durumlarda ki orada böyle bir duruma rastlamamak için önceden bir takım ilaçlar alıyorlar doktor izniyle. Onun için de hacca gitmeden önce o ilaç kullanmanızı ben size tavsiye ederim. Başka? Buyurun. Ata bindiği zaman bütün Kur'an'ı okurdu inene kadar. Evet. Bunun açılımı ne? Bundan ne anlamamız lazım? Yani bütün Kur'an'ı nasıl okuyordu? Çok merak ediyorum.
dünyada Hazreti Ali kadar Kur'an'a vakıf sadece ezbere bilmek değil, hakikatine vakıf. Şimdi şunu söylemem lazım. Peygamber Efendimiz iki hadisten bahsediyorlar. Birisi Kur'an bana bir kere de indi diyorlar. İkincisi de Kur'an benim uzuvlarıma yavaş yavaş indi buyuruyor. Bu Peygamber Efendimiz'in nurunda Kur'an'ın hakikati var. Yani o nur-u ilahi Kur'an'ın hakikati üzerine oluşan bir nur. Ve her şey ondan var oluyor. Her şey Kur'an'ın hakikati olan Muhammed'in nurundan var oluyor. O peygamberimizin hakikati. Onun için Cebrail aleyhisselam geliyor, Allah'tan emir getiriyor. Ben söylemeden sen söyleme ya Muhammed Kur'an'ı diyor. Yani peygamber Kur'an'ı biliyor zaten. Fakat uzuvlarıma yavaş yavaş indi demesi de, yani ben Kur'an'ı biliyorum, hakikatine sahibim ama benim uzuvlarımın algılaması, vücudun algılaması, çünkü vücut dayanıksız. Yavaş yavaş algılıyor, yavaş yavaş hadiselerle algılıyor demek. Hazreti Ali de aynı nurdan yapılmış bir sultan. Dolayısıyla Kur'an'ın hakikatine vakıf. Ezbere de biliyor Kur'an'ı. Hatta Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman, hatta Ebu Bekir ve Ömer özellikle Hazreti Ali'ye Kur'an'dan bir yorum sormadan hiçbir iş yapmazlarmış. Yani dünya yüzünde Kur'an'ı en iyi bilen kişi Hazreti Ali'dir. Gerek Kur'an'ı yaşaması hasebiyle, varlığı olarak, gerek de öğrenip öğrenmesi hasebiyle en iyi bilen kişidir. Çok enteresan bir şey söyleyeyim size. Hazreti Ali'nin Kur'an tefsiri var, kaybolmuş. Evet, ben dedim ki bizim gibi kullar herhalde dayanamayacaktı o tefsire. Onun için kaybolmuştur. O kim bilir ne hakikatler yazdı, neler anlattı. Şimdi onun için, buna şaşırmamak lazım. Ali Kur'an'ı bilir. Ali âlidir, Kur'an'ı yaşar, bize öğretir. Çünkü o Hazreti Ali kapısı dinin. Yani o kapıdan girmeden, o ilimden geçmeden peygambere varmak mümkün değil. Aynı zamanda Hazreti Ali Rabbiyet tecellisi kılıcıyla bütün negatiflikleri kesiyor. Bizim içimizdeki negatiflikler kesilmeli ki biz peygamberin affına mazhar olabilirim. Bunlar çok önemli nokta. Evet. Tabii yani bir yere bağlanmış değilsin. Önünüze bir sandalye koyun. Camilerde olmadığı için. O zaman elinize koyun. Evet. Sayfa 362'de en alttaki paragraftayız. Bu yüzden diye başlıyor. Bu yüzden Allah velilerine çok dikkatli bak. Onların karşısında cisim ve şekil olmaktan kurtul. Ruh ol. Göreceksin ki onların bir tanesi hakikatte 100.000 ruhun önünde, hac yollarında yürüyen kervanların meşalesi gibi yol göstermektedir. Yine göreceksin ki bütün ruhlar, zamanın kutbu olan o aziz ruhun tasarrufu ve hükmü altındadırlar. Ben yol gösterici diyorum, deveci diyorum, mecazi sözler söylüyorum. O Allah velilerini şekiller ve cisimler içinde gösteriyorum. Halbuki bu bir yanlıştır. Hakikatte onlar gözle görülebilen bir cisim, birer vücut değil, belki büyük hakikati gören gözlerdir. Onlar birer bakıştır ki baktıkları her yerde hakikat güneşini görürler. Bu görüş benzese benzese Allah'ın Adem denilen yokluk ve boşluk engeline bakıp da bir aynaya nazar eder gibi kendi varlığını, kendi güzelliğini görmesine benzer. Aklın varsa her baktığına böyle bakan ve böyle gören o hak velisini, o hakikat görücüsünü bil ve bul ki senin de batılı gerçekten ayırt etmen mümkün olsun. Efendim, Cenab-ı Hak bize istedim ki bilineyim, murad ettim ki bilineyim dediği zaman bizleri kamışlıktan, ruhlar aleminden kopartıp, ruh üfleyip, akıl verip, vücut giydirip bu aleme yolladığında aslında onun muradı bizim gönlümüzde, insan-ı kamilin gönlünde, insan-ı kamilin aynasında kendisini görmekti, kendisini müşahede etmekti. Dolayısıyla bizler sadece insan-ı kamillerin vasıtaları ile Allah'ın varlığını anlayabiliriz. Bu okyanusta bir zerre
mesabesinde olan bu dünyada gelmemizden kasıt nereden gelip nereye gittiğimizi idrak ederek yaşamamızdır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bize bu konuda peygamberlerini, nebilerini gönderdiği gibi bize Kur'an-ı Kerim'ini de göndermiştir. Ve Kur'an-ı Kerim Allah adıyla başlar ve insanla biter. Yani Kur'an-ı Kerim burada tamamen Allah'la insan arasında geçen, insanları kendine davet eden, hakkı idrake davet eden bir kitaptır. Ama biz tabii cüz'i aklımızda bu kitabı anlamamız mümkün değil. Bugün dahi bir kitaplarda yazan coğrafyayı, tarihi bile öğrenmek için bir okula gidiyoruz, bir öğretmenin önünde oturuyoruz. Biz kendimiz açıp okusak dahi onun doğru yorumlarını yapamıyoruz veyahut da biz coğrafyayı, tarihi biliyoruz diye birilerinin önünde bir şey iddia etmek değil amacımız ama insanlar zaten bizi kabul etmiyor. E kaldı ki Allah'ın ilmini nasıl biz kendi kendimize öğrenebiliriz, hal edebiliriz ki? Burada Rahman suresinde Allah dünyada kurduğu düzeni ve mizanı bize anlatırken insan aklının bir anlamda ne kadar da köstek olduğunu, insan aklının ne kadar unutkan olduğunu, insanın akıllı hiçbir yere varamayacağını da belki işaret etmek için tam 31 kere bize şu hitapta bulunuyor ve bize diyor ki bakın yani burada abes herhangi bir şey görebiliyor musunuz diyor. Dolayısıyla bizim bu cüz'i akılla bu koskoca ilmi idrak etmemiz mümkün değil. Biz sadece bu aklı kullanarak bu kapıya kadar gelebiliriz. Ondan sonra da bu kapıda hala bu akılla devam etmeye de gidersek bu akıl bize köstek olur. Buradan sonra külli akla rapt olmak gerekiyor. Biz bugün batıda, ülkemizde de bir sürü bilim adamına bakıyoruz. Buluşlara, arayışlara, televizyonda seyrediyoruz. İşte İsviçre'de milyarlarca dolar para harcanıyor. Binlerce bilim adamı tanrı parçacığı dedikleri bir şeyi arıyorlar. Ama tabii aslında bu aradıkları, bulmak istedikleri Allah ilmi. Ama Allah içinde olmadan Allah ilmi nasıl bulunur? Nasıl aranır? İşte tabii sonuç hüsranla çoğu zaman sonuçlanıyor. Burada hocamın hep anlattığı şu hikayeyi hatırlıyorum. Allah ahmak, Allah'la kullandığı kendi ilmi arasında bir ilişki kuramayana derler. Evet, ahmak denir. Böyle bir hikayede çok zeki bir öğrencisine bir sürü ilmi öğreten hocanın insanlar önünde onu imtihana çekmesi ve o imtihanda söyle bakalım elimde ne var diye elindekinin içinde sorması ve çocuğun ona işte yuvarlak, içi boş dedikten sonra aa evet buldum kalbur demesine benziyor. Dolayısıyla Allah ilmi için aklın bir noktada cüz'i akla rapt olması şart. İnsanlık kâmil, çok güzel anlattığı gibi bir anın insanlık kâmiller için zıtlar yoktur. Yani dün de konuştuk. Zıddiyet yoktur. İnsanlık kâmiller arasında zıt düşünceler birbirine farklı, birbirini eleştiren, ters düşen bir şey yoktur. Çünkü ortada tek bir ilim var. O da Allah'ın ilmi. Dün de anlattım. William Çetik benim çok sevgili arkadaşım. Ona soruyorlar. Diyorlar ki Mevlana ile İbn Arabi bazen aynı şeyleri söylüyorlar. Acaba birbirlerinden etkilenmiş olabilirler mi? 50 sene araları var. Ama birbirlerini görmüşler, tanımışlar, okumuşlar kitaplarını. Çetik muazzam bir cevap veriyor. Allah ondan razı olsun. Diyor ki nasıl olabilir de iki insanlı kâmil birbirinden etkilenir? Onlar Allah'ın kaynağından alan insanlar. Allah'tan aldıkları için aynı ilmi söyleyecekler.
Aynı kaynaktan besleniyorlar. İşte burası çok önemli. İnsan-ı Kamiller burada da söylüyor ya, görücü gözdür. Sadece bir göz. Bakın biz şöyle iki imtihan yaşarız. Aklımızla kabul ettiğimiz bazı şeyler vardır. Kur'an'da bunu belirtmiş. Aklın yok mu ki idrak edemiyorsun? Bazı da gönlümüzün kabul ettiği şeyler vardır. Kur'an gene bunu belirtmiş. Gönlün yok mu ki idrak edemiyorsun? İşte bu ikisini birlediğimiz zaman insan-ı Kamil olur insan. Yani gönlü bakış, kalbi bakış, aklıyla kabul ettiğini kabul ederse o zaman kamil insan oluyor. Hatta eski felsefecilerden, ben ona felsefeci demeye de utanıyorum, Sokrat'tan bahsetmek istiyorum. Sokrat gerçekten manevi bir düşünürdür. Benim için maneviyat bulmuş bir düşünürdür. O devrin insan-ı kamilidir. Bu devre göre kapının ancak kurcalayıcısı o devir içinde insan-ı kamilidir. Sokrat'a geldiği zaman, Eflatun öldürüleceği zaman Sokrat, Eflatun her şeyimi sizin için feda ettim, sizi kurtarmak istiyorum dediğin, hayır diyor Sokrat. Kalbimle gönlüm birleşti ve kabul etti ki Allah beni alacak. Bak kalbim kabul etmeseydi senden yardım isterdi aklımda. Ama kalbim emin ki Allah beni alacak. Artık ben yardım istemiyorum. Bu daha hayırlı benim için. İşte kalbi kabul, emniyet demektir. Artık o görmek demektir. Yani burada Allah varsa oradaki fikirleri ne olursa olsun sizi geri çeviremez. İşte insan-ı kamilin gözleri, kalp gözleri açık olduğu için onlar hiç Allah'tan dönmeden hakikatleri görebiliyorlar. Bazı yerlerde Mesnevi'de Ashab-ı Kehf'le o insan-ı kamilleri birleştirmiş. Ashab-ı Kehf yedi uyuyanlar demek. Malum haliniz bizim memlekette de var. Ama hocam her devrin yedi uyuyanları olduğunu söylüyor. Bu yedi uyuyanlar diyor Mevlana. Zannetmeyin ki yüzyılda öyle uyudular. Bunlar her devirde aşırı mutluluktan ve hüzünden uyku halindedirler. Bunları hadiseler tesir etmez. Mesela evlat kaybederler. Yani işte Karakani Hazretleri'ni anlattım. Başı gelmiş oğlunun. Başını kesmişler ve kapının önüne koymuşlar. Karakani Hazretleri almış oğlunun başını yıkamış. Zemzemlerle olmuş. Sonra yan odaya koymuş. O sırada Ebu Said Hazretleri teşrif etmişler. Çok büyük bir sultan. Bir saat aralarında muazzam bir Allah aşkıyla konuşma olmuş. Akıl almaz bir ilişki. Sonra çıkmış dışarıya öğrencilerine demiş ki valla şu sohbetle Kabe'yi tavaf ettik. Kurbanı da verdik çok şükür. Şimdi namazımızı kılalım ki haccımız kabul olsun demiş. Bu anlayış ve idrak. Bu artık hadiseleri tesir etmediği insan bunlar. Böyle insanlar var. Ben de yaşadım ve gördüm ve iman ettim. Onun için bunların bakış açısıyla bizim bakış açılarımız biz bir değil arkadaşlar. Biz de bağlılar. Bakıyoruz ve gördüğümüz şeye inanıyoruz. Hazreti Şems'in muazzam bir şeysi vardır. Deveye bak diyor. Boynu uzun olduğu için uzağa görebiliyor, sonunu görüyor. Onun için onda sabır hat safhada. Sen sonunu göremediğin için sabredemiyorsun. Hadiselerin o anki tesirleriyle meşgul olduğun için sabredemiyorsun. Halbuki kamil insan sonunu gördüğü için memnun, hadiselerden memnun, yapanın yaptıranın Allah olduğunu biliyor, kişileri suçlamaktan vazgeçiyor, sebep görmeyi aradan kaldırıyor. Bir de burada tabii dünden beri bahsediyorum, insan-ı kamille ilişki kuran insan istikamet üzere oluyor. Ne demek istikamet? Ayrılmadan, vazgeçmeden yoluna devam etmek. Burası çok önemli. Gerçek mucize istikamettir diyor. Buranın üzerinde durmak lazım. Ben şurada dün de anlattım. Şazeli Hazretleri'nin hikayesine izin verirsen anlatayım. Hazreti Şazeli demiş ki Allah'ım beni çok sevseydin. Hani veliyim, nebiyim bir şey yapardım bu alemde. İnsanı kamil yapardım. Allah'ın cevabı muazzam. Ya Şazeli seni o kadar çok seviyorum ki sana veli ve nebi yolladım kendime çekmek için. Öyleyse önemli olan veli ve nebi olmak değildir. Ve insanla kamil olmak inşallah olalım. Biz inşallah bu aleme kendi seviyemizde kemale ulaşmak için geldik. Ama asıl önemlisi onların Allah tarafından bize lütfolmuş ve bizi kendine çekmek için lütfettiği, gönderdiği ipler olduğunu, hani Yusuf'u kuyudan çeken ipler olduğunu idrak edelim. Ve o iplere sarılarak kuyudan çıkmaya, bu dünya kuyusundan çıkartsın Allah bizi. İnşallah diye düşünüyorum.
Var mı sormak istediğiniz herhalde bir şey? Peki. Hocam siz zaten çoğu zaman veli ve nebi olmanın tabii ki seçilmediğini, Allah tarafından görevli olarak addedildiğini söylersiniz ama aynı zamanda da o insanların bu sıfatları, bu görevi giymiş olmalarından dolayı da çok memnun da olmadıklarını, yani çok ciddi bir de sorumluluk ve memnuniyetsizlik içinde olduğunu da söylersiniz. Yani çok kenara çekilip Allah'ı her an müşahede etmek varken Hazreti Pir'den talep edilen şeyhli kapıdaki bekçiyi gönder demesi gibi evet. Yani. Yani güzel söyledi. Hani Mevlana'ya efendim diyor Sultan Veled şu köyde bir şeyh arıyorlar. Kapıcıyı yollar diyor. Efendim şeyh arıyorlar diyor Sultan Veled. Şeyhliği yaparlar diyor. Derviş isteselerdi senle ben giderdik diyor. Derviş olmak zordur. Eşik olmak lazım. Derviş olmadan mürşit olmaz. Peygamber'e baksanıza şu dünyada en çok ızdırap çeken benim diyor. Kolay bir hayat yaşamıyorlar. Hakaretler, iftiralar, elhamdülillah çok şükür. Binlerce iftiralar. Hiç hak etmedikleri hadiselerle muhatap oluyorlar. Çünkü büyüdükçe tabii ki insan da kamilin bu alemde olması ayna gibidir. Ebu Cehiller ayrılır, Ebu Bekirler ayrılır. Ebu Cehiller hakaret. Yani onu nasıl alt edelim diye bakarlar. İftiralar, hakaretler de. Ebu Bekirler de onu nasıl yüceltelim diye bakarlar. Onun için bunlara dayanmış. Mesela emrolunduğun gibi hareket et ayeti sakalıma ak düşürdü diyor. Bu hadise kadar bana tesir eden bir şey olamaz. Yani bir peygamber düşünün tamamen ak sultan. Herkesi sevmiş. Her şeyi sevmiş. Ne çirkin at demiş. Dert işlerine bak ne güzel demiş. Her şeyin güzel tarafını görmeye odaklanmış bir peygamber. Emir geliyor savaşacaksın. Kimle savaşacak? Yapanın yaptıran Allah olduğunu biliyor. Kimle savaşacak? Ama emir geliyor savaşacak. Bu hal emrolunduğun veçhiyle hareket et hali benim sakalıma beyaz düşürdü buyuruyor. Arkadaşlar yani insan-ı kamilin hayatı çok zordur. Biz şükredelim ki iskuluz. Biz derviş olmaya çalışanlar, derviş ondan çelmiş diyorum ben kendime. İnşallah önce derviş olalım, önce derviş olalım. Sonra ne olursak olalım. Yani Allah'ın bizi kabulünde safiyet, Allah aşkı, bunun dışında yaptığımız hiçbir şeyin önemi yok. Hiçbir şeyin önemi yok. Şu kalpten mi yapıyoruz, yoksa hakikaten başka türlü mü yapıyoruz ona bilmek lazım. Kendimizi ölçmek lazım. Bu cihan gece boşluğuna ve gece karanlığına mıhlanmış kalmışsa da bütün ümidi güneşte ve gündüzdedir. Bilir ki her gecenin bir gündüzü olacaktır. Karanlık cehalet, gaflet, küfür ve isyan karanlığıdır ki amellerin ve fiillerin meydana çıkması için hidayet güneşinin doğması lazımdır. Cihan yine bilir ki her zerrede gizli bir güneş vardır ve kuzu postları içinde nice erkek aslanlar yatar. Bu zerreler bir gün güneşlenecek ve bu kuzu postundaki aslan kükreyecektir. Demin de anlattığınız gibi nebiler, veliler çok büyük sıkıntılara dünya gözüyle baktığımızda çok büyük sıkıntılara gark olmuşlar ama Allah, Hazreti Allah diyor ki ben bu alemi iki elimle yarattım. Ve burada iki elinden kasıt biz biliyoruz ki cemali ve celalidir. Ve yine Hazreti Allah buyuruyor ki cemalim celalimi örter. Dolayısıyla burada da aslında bizler için, insanlar için bir hem bir ümit vardır hem de onun buyurduğu gibi Zülcelali vel ikram. Her celalden sonra da mutlaka bir ikram vardır. Ne güzel. Hazreti Pir Mevlana der ki bütün insanlar cüz-i rahmete mazhardırlar. Fakat külli mazhara, külli rahmete mazhar olabilmek için bir insan-ı kamile yaslanmak, ona dayanmak, onun öğretisi altına girmek gerekir derler. İşte bizler de bizler gibi nefs mertebelerinde ilerleme talipleri de, isteklileri de levvameden, emmareden yukarılara
çıkabilmek için bir mürşidi kamile mutlaka ihtiyaç duyarız. Tabii mürşidi kamillerin ışıkları direkt peygamberlerden, o nuru direkt peygamberlerden aldıkları için aynen ilk mumdan yanan 10. 15. 50. mumun da ışığı ilk muhtevası ilk mumun ışığıyla aynı olduğu için artık onlar da Allah'ın nurunu direkt peygamberdeki gibi aksettirenlerdir. Ve Hazreti Fir diyor ki sen olmasaydın felekleri yaratmazdım, bu alemleri yaratmazdım şeklindeki Hazreti Peygamber'e edilen hitap aynı zamanda da insan-ı kamilleri, velileri ve nebileri de kapsamaktadır. Ve yine hocamın dediği gibi insan-ı kamiller hep aynı manayı farklı cümlelerle, farklı ifadelerle anlatmışlardır. Bununla ilgili İbn-i Arabi Hazretleri de diyor ki eğer İbn-i Arabi Hazretleri diyor ki eğer olmasaydı ve şayet biz olmasaydık olan olmazdı. Yani İbn-i Arabi Hazretleri de aynı manayı kendi diliyle, kendi anlatımıyla bize söylüyor. Yine insan-ı kamiller böyle ihtiyaçlarla dolu, yiyen içen bir vücuda sahip gibi gözükseler de onlar bu vücutlarının içinde koskoca alemleri barındırırlar. Tıpkı Hasan Harekani Hazretleri'nin dediği gibi eğer benim sırrıma vakıf olsaydınız muhakkak benim etrafımda bana secde ederdiniz diyor. Tabii ki biz biliyoruz ki insan-ı kamiller bulundukları dönemde birçokları tarafından da hiç anlaşılmamışlardır. Ve çok fazla saldırılara, hakaretlere, hatta en yakınları tarafından suçlamalara da karşılaşmışlardır ki bu bizler için inşallah pek anlaşılan şeyler değillerdir. Tabii demin de hocamın söylediği gibi onlar bunları isteyerek seçmiyorlar. Onlar bu görevleri, onlar buraları Allah tarafından görevlendirdikleri için geliyorlar. Yani etrafındaki insanların hasetliği, kıskançlığı, yani belki maddi şeyler için bunlar biraz anlaşılabilir. Yani ben bu şirkette yükselecektim, benim yerime o geldi, şimdi nasıl olur? Bunu bile anlamak mümkün değil ama yani o insanların manevi idraklerini, o insanların yollarına yaptıkları hizmetleri anlamamak, kıskanmak, hani Allah'a ben senin takdirine karşı çıkıyorum demekten başka bir şey değildir. Tabii bu insanlar yine kendi bulundukları bölgelerde ilmi ve cemali arttırdıkları gibi aynı zamanda da celali de arttırırlar da üst safhaya çıkartırlar. Bunun sebeplerinden biri de budur. Yani Hazreti Fir'in Konya'ya geldiği zaman hapishanelerin de dolduğunu, hapishanede yer kalmadığını bizler biliyoruz. Ve yine birçokları Hazreti Fir'e çok büyük iftiralarda bulunmuşlar. Çok büyük, evet hala maalesef birçok iftiralarda bulunuyorlar. Hadi biz birçokları diyoruz. Hazreti Fir kendi oğlu, büyük oğlu tarafından anlaşılamamıştır. Yani bir rivayete göre de değil mi hocam Hazreti Şems'i Hazreti büyük oğlunun ölümüne sebep olduğu söylenir. Yine Hazreti Hasan Resul'ün oğlu eşi tarafından zehirletilmiştir. Yani evinin içindeki bir insan tarafından zehirlenmiştir. Hazreti Ali keza müminler tarafından yani İslam adına anlaşılmamıştır ve onu en sevdiğini, onun yolunda ölmeyi talep eden bir kişi tarafından öldürülmüştür. Çok enteresan. İzlemeyi size bundan biraz bahsedeyim. Bir kere bu müşrik meselesi çok enteresan bir meseledir. Hazreti Sultan Veled çok güzel anlatıyor. Diyor ki, sen diyor hamama gittin. Hamamanda diyor odunun üstüne oturabilir misin? Isınmak istiyorsun. Oturamazsın. İşte diyor, neye oturursun ısınmak için? Mermere oturursun. İşte o mermer müşriktir.
Çünkü o mermer oduna dayanır mı? Sen dayanamazsın. Sen ancak mermer vasıtasıyla sıcaklığı hissedersin. O olmasa sen idrak edemezsin diyor. Mevlana ise bunu bambaşka anlatmış. Demiş ki, hani demiş, padişahın yani Allah'ın huzuruna çıkmaya yetkili olan kullar vardır. Peygamber gibi. O kullar pek padişahı görme şerefine nail olacaklar. Şimdi biz de o kullara kuluz. O kullara çıkacakları zaman biz garibanlar onların çantalarına isteklerimizi koyarız diyor. Ben çıkamıyorum ya o çıkıyor diye. Fakat diyor o diyor köle, kul yani o mürşit olan köle padişahın huzuruna çıktığı zaman diyor padişahı görünce şak diye düşer böyle. Hiçbir varlığı kalmaz. Hiçbir varlığı kalmadığı zaman o padişah çok hoşuna gider. Şu hale bak köleme. Benim huzuruma gelince yok oldu der diyor. Bu sefer çantasını araştırır. Acaba bana ne getirdi diye diyor. Alır tek tek mektupları cevaplandırır. Onun için isteyeceksen mürşitten iste. Oh gidiyor oraya diyor. Ne güzel örneklerle anlatmış bize gerçek mürşidi Kamil'i. Şimdi bir mürşide biat ettiğiniz zaman ama hakiki mürşid inşallah yalancı olmasın. Gerçek bir mürşide biat ettiğimiz zaman direkt Allah'a biat etmiş olursunuz. Çünkü mürşid kendini aradan çeker. Mevlana diyor ki senin teşekkürlerin eğer ben kendimi aradan çekmeseydim bana gelirdi. Ama ben yokum gidiyor. Direkt Allah'a gidiyor. Cevap da Allah'tan sana geliyor diyor. Şimdi söyledikleri o kadar doğru ki bir şey anlatmak istiyorum size. Benim yaşadığım çok anlatmışımdır ama duymayan varsa diye bir programda neydi programı? Ceviz Kapı diye bir program vardı bizim eskiden. Bu programda bir adamcağız çıktı. Zavallı meşhur olmak istiyor herhalde. Yani inanamayacağınız iftiralarla Hazreti Mevlana'ya hücum etti. Şimdi onun söylediği sözleri Farsçadan bambaşka çevirmiş. Yorum yapmak isteyince insan herkesin sözüne bir hata bulabilir. Ve ona ya artık yani haşa benim ağzımı alamayacağım şekilde neler 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 ahlakıyla da ilgili her şeyle ilgili. Dolayısıyla da ben kapattım televizyonu. Seyretmedim. Böyle şeyleri hiç seyretmem. Zaten siyaset falan da seyretmem ben. Hiç seyretmem. Ben pozitif şeyler seyretmek isterim eğer televizyonda bir şey edeceksem çok az. Fakat oğlum o sırada Amerika'da ve bana çok ağır bir telefon etti. Ben sen dedi beni bile ihmal ettin ömrüm boyunca kendini Hazreti Pir'e adadın. İki cevap veremedin mi? Burada bütün dedi öğrenciler toplandı ve ağladık dedi. Bir Türk nasıl bunları söyler diye dedi. Bütün Amerikalılar Mevlana derken dedi. Ben de işte o sırada çok üzüldüm gerçekten. Demek ki dedim Allah bana bir şey yap diyor. Hemen imza toplamaya başladım programın hakalı olduğuna dair. Bütün tarikatlar, bütün yollar, bir Aleviler herkese gittim yani. Dolayısıyla o sırada da bir arkadaşım dedi ki Mesnevi'nin 5. cildine bak. Arkadaşlar 5. cilde baktım ne diyordu Hazreti Mevlana biliyor musun? Ey cevizin kabuğundaki adam. Sen beni anlayamazsın. Çünkü sen bakın nasıl güzel bir şey. Ceviz kabuklarının birbirine vurmasından doğan sesten hoşlanıyorsun. Dedikodudan ve gıybetten. Bense o cevizin içiyim. Sen onu kırıp yememişsin. Hiç o zevizi tatmamışsın. Sen beni nasıl anlayacaksın? Şimdi buradan bakıyorsunuz ki insan-ı kamiller zaten aleyhlerinde konuşulmasına izin vermişler. İzin vermişler. Yani izin verilse ki biz bunu okuyalım, anlayalım ve hakikati idrak edelim. Her devirde bu aleyhde konuşanlar olacak, onu anlayabilirim diye. Hazreti Ali'ye gelince Hazreti Ali'yi öldüren İbn-i Mürcem gelmiş. Demiş ki sana çok aşığım. Ya Ali çok aşığım. Lütfen benim elimdeki kılıcı kabul et. Sana hizmet için geldim. Ve benim senin kölen olmak istiyorum. Burada çalışmak istiyorum. Hazreti Ali bakmış yüzüne. Olmaz demiş. Kılıcını da kabul edemem. Çünkü sen beni öldüreceksin. Nasıl olur demiş İbn-i Mücahit. O kadar net anlatıyor Mesnevi Şerif'te ve iki bir hikayeden bahsediyor. Nasıl olur demiş. Ben senin uğruna ölmeye geldim buraya. Hayır demiş Hazreti Mevlana, Hazreti Peygamber, Hazreti Ali. Peygamber bana seni tarif etti. Sen beni öldürecek. Öyleyse demiş İbn-i Mücahit, elimi kes. Elimi kes ki o kılıçla seni vuramayayım. Hazreti Ali demiş ki, kaderime karşı mı geldi mi? Ben senin elini kesebilir miyim sanıyorsun? O elle beni öldürecek. Allah engeller. Kadere karşı gelinemez.
Görüyoruz ki en yakınlarından geliyor bunlar. Bir şey daha beni çok etkilemişti. Bakın arkadaşlar ne kadar kandırıcı. Hazreti Peygamber'in veda hutbesinde şakır şakır ağlayan bir adam daha sonra Hazreti Hüseyin'in öldürülmesinde rol aynadır. Para ve pul ve zenginlik için gidip Allah sevgilisini öldürüyor, Peygamber'in biricik torununu öldürüyor. Ağzından kim bilir kaç kere Peygamber'in onu methettiğini duymuştur. Ben şunu da duydum. Ben böyle bir şey hiç duymadım. Halbuki duyduğu halde duymadım diyen insanları duydum. Onun için Allah önümüze ve arkamıza set çekmesin. Set çekerse bir dakikada her birimiz en feci duruma düşeriz. Hepimiz için geçerli. Her an ümitle korku arasında yaşayın diyor Hazreti Mevlana. İki kanadı olmayan kuş uçamaz diyor. Çifte kanat lazım. Ümit ve korku. Ama hep ümit. Hani o peygamberin hazin adını istememesi gibi hazinli bir şey istemeyelim hiç. Hep ümit içinde olalım. Ama bir yandan da kendi hiçliğimizi, aczimizi, bir hiç olduğumuzu hep idrak edelim. Şu yere serilmiş gördüğün samanların altında gizli bir deniz vardır. Yeryüzünün vücutları, tenleri, nefisleri, derya üstünde saman, cihanın sırlar ve hikmetlerle dolu hakikatleri ise bu samanın altında deryadır. Samanların üzerine küçümseyişle basarsan kendini seni boğacak bir deryada bulursun. Yok bunlara ilahi hikmete gönül yok bunları bundaki ilahi hikmete gönül verirsen aynı derya seni nura gark eder. Burada tabi ilahi hikmete gönül vermenin yolu da Mürşid-i Kamil'in yolundan geçer. Hazreti Allah bir kutsi hadiste diyor ki kulum bana nafilelerle yaklaşır. Ben onu severim. Onu sevdiğim zaman onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum diyor. Hazreti Mevlana burada diyor ki bu kutsi hadisteki hitap edilen şey, kişiler mürşitlerdir. Artık onlar Hakk'ın sıfatlarıyla sıfatlanmış, Hakk'ın isimleriyle tecelli etmiş ve tamamen o haline gelmişlerdir. Ona göre insan-ı kamil nefsani sıfatların tamamından tümüyle arınıp çırılçıplak padişahın huzuruna çıkan ve padişahın ona kendi sıfatlarından bir elbise giydirerek, onu kendi elbisesiyle giyindirerek onu tekrar bu aleme gönderen, halkın arasına yollayan birisi olarak bir hikayede nitelendiriyor Hazreti Pir. İşte o zaman bu hale gelen diyor Arif'in duası Hakk'ın sözü haline gelir. Ve onun bir şey istemesi de Allah'ın kendisinden istemesi gibidir. O ister ondan ister. Evet. Bir de İrancığım, dikkat edersen Hazreti Pir Mevlana burada devamlı güneş kelimesini kullanıyor. Güneş dünyanın varlığına sebeptir. Güneş dünyanın varlığına sebeptir. Ama Hazreti Pir'in burada Allah'ı anlatırken güneş kelimesini kullanmasının bir sebebi de kendi mürşidinin adının güneş olması. Şems. Yani Allah şemste tecelli eden güneş vasıtasıyla bana uzandı. Şems de diyor ki, Hazreti Şems o muazzam tevazuyla diyor ki, Mevlana gerçek anlamda peygamber varisidir. Onda hiçlik, yokluk ve cemal vardır. Ben celalliyim. Ben peygamberdeki o tam hali de sahip değilim. O Mevlana'nın hali. Ama diyor Şems, ben daha talihliyim. Çünkü ben dosta dosta olmuşum. Ondan daha güzel bir şey olur. İşte böyle anlatıldıkları zaman güneş tecellisinin insan-ı kamilden geldiği ve Allah'ın burada birinin anlatmak istediği bütün isim ve sıfatlarını kamil insanda gördüğümüz. Şimdi ben kendimi, bana bütün tasavvuf şunu söylüyor. Kendine dön. Kendini bul. Kendindeki hazineyi bul. Hatta böyle bir hikaye anlatıyor Mevlana. Bu senaryo Oscar kazandı. Şöyle bir hikaye anlatıyor. Bunu şey de anlattı. Simyacı da anlattı. Adamın bir tanesi her gece rüyasında Mısır'da bir hazine olduğunu görür. Hangi evde, hangi sokakta, nerede olduğunu da açık şekilde rüyasında görür. O kadar çok aynı rüyayı görür ki ha, bana bir işaret der. Kalkar Mısır'a gider, evi bulur,
tam aşağı kazacak evi yakalanır, hırsız diye hapse atılır. Orada bir adamla karşılaşır. Adam der ki sen ne yaptın da hapse atıldın? İşte bana her gece rüyamda bir ev gösterdi, oraya geldim tam kazacağım. Sen deli misin der. Bana da her gece rüyamda İstanbul'da bir ev oldu. Bu evin içinde şey olduğunu gösteriyor hazine. Ama öyle bir tarif ediyor ki evi adamın evi çıkıyor. Şimdi yani Mevlana diyor ki hazine senin kendi evinin içinde ama sen nerelerde arıyorsun? Şimdi buradan anlaşılıyor ki benim kendimi bilmem, kendimi bulmam için bu aleme geldim. E nasıl bileceğim? Aynaya ihtiyacım var. Kendi ismimi çok güzel tecelli ettirmiş bir aynada seyredeyim ki ben kendimi tanıyabileyim. Onun için bir kul mürşidini methettiği zaman mürşid çok sevinirmiş. Kulum kendini methetti. Çünkü kendi güzelliğini bende seyretti. Kendi de çok güzelleşti. Kendi güzelliğini metheder hale geçti dermiş. Her kul mürşidini veya peygamberini kendi hakikati kadar tanır. Daha fazla tanıyamaz. Kendindeki isim kadar bilir. Ve o isme sahip olmak için karşısında bir aynaya ihtiyaç vardır. Bu yüzden kâbil insanla karşılaşmak çok önemli. Yani çok şanslılar. Bana soruyorlar, işte bugün hayatımı yazmaya başladı bir öğrencim de, bana soruyorlar, yani siz niye çok şanslısınız? Ben çok zor bir hayat yaşadım. Herkes beni çok rahat yaşadığımı sanıyor ama yani gerçekten elhamdülillah. Allah'ıma her gün için şükrediyorum. Ve tabii olmayacak bir şey, biz bir kere dünyaya geliriz ve bir kere dünyada tekamül ederiz. Ben buna iman ediyorum. Ama hani öyle bir fırsat tanısaydı Allah, sorgula hayatını ve tekrar yaşatacağım sana deseydi, gene aynı zorlukları yaşamak isterdim. Çünkü bugünkü imanım, idrakim, Allah'ıma çok şükür, hep bu kafama vura vura, çok vurulması gerekiyormuş. Bazen derim ki, en gerizekalı benmişim herhalde. Çok vurulması gerekiyor. Vura vura Allah'ın öğrettiği şeyler. Ama bunun yanında, yaşayan bir aileyle yetişmek, derviş bir aileyle yetişmek, kamil insanın kıymetini bilen bir aileyle yetişmek. Ve çok farklı meşreplerin, burası çok önemli. Bizim ev çok farklı meşreplerin olduğu bir ev. Anneannem, çok zor bir anneannem, çok bir ev melek bir dedem. Çok dürüst, ahlaklı bir baba. Ve basıştan aşağı Allah'ın aşkıyla yanan bir anne. Bir abla, inanılmaz bir abla. Annemlerin evlat edildiği bir dadı. Böyle bir evde yetiştim ben. Bu kadar farklı insanın Allah mürşidim dediği zaman nasıl birleşti? Bütün farklılıkların orada bittiğini gördüm. Mürşid aşkıyla Allah'a imanda bütün farklılıkların bittiğini gördüm. Ve en zor meşreplerin o aşkla güzelliğe, iyiye tepkili olduğunu gördüm. Merhamete çevrildiğini gördüm. O zaman en büyük şans gerçek bir öğretmen tanımak ve onunla Allah'a ulaşmaktır. Fakat şöyle bir öğretmen ki asla kendine davet edilecek. Ben ona, affedersiniz, çok özür dilerim. Ben Allah da kendini bazı sembollerle anlattığına güvenerek mürşide katalizör diyorum. Kimya okuduğum için bu katalizör lafı çok hoşuma gidiyor benim. Katalizör şu demektir. Reaksiyona girer, reaksiyonu hızlandırır. Fakat hiç girmemiş gibi dışarı çıkar. Yani öyle bir mürşit bulalım ki bizim bütün hayatımızı Allah'a yönlendirirken hızlandırsın. Fakat kendisi orada var mı yok mu hissedilmesin. Zira öldüğü zaman üzülmüyorsunuz. Çünkü siz de yaşamaya başlıyor. Yani siz bir varlığa, bir vücuda aşık olursanız o zaman puta tapmış olursunuz. Ama onun manasına, ondaki Allah'a ait hakikati seviyorsanız direkt sizi o hakikat Allah'a doğru çekiyor. Onun yokluğu bir kere beni en etkileyen tevazu. Yani Allah'ım böyle yaratmış beni. Mütevazi insana o kadar aşığım ki size anlatamam. Benzemeye çalışıyorum. Henüz hiç benzeyemedim size de çalışıyorum. Yani gayem bu, öyle olabilmek. Ama hocamın o sonsuz tevazu, o mübarek şiirinde şu kapkara yüzle senin huzuruna nasıl varacağım Allah'ım demesi. Bütün ömrünü Allah için sarf etmiş. Ahlak-ı Muhammedi'yi giyinmiş bir öğretmen olmasına rağmen. Bunları gördüğünüz zaman kendinizden edep ediyorsunuz. Onların tırnağına kiri olalım, bari öyle varalım diyorsunuz Allah'ım. Bu bakımdan kamil insanı bulmak çok önemlidir. Şunu da söyleyeyim, sen belki söyleyeceksin ama. Mevlana Hazretleri kamil insanı tabii biliyor kendi kamil olduğu için. Şöyle anlatıyor. Diyor ki o da bir ceylandır ama onun bağırsağında misk vardır. Bazı ceylan tiplerinin bağırsağındaki pislik misk kokar. Misk kokusu oradan gelir.
O da bir kamıştır ama o şeker kamışıdır, senin gibi değildir. Onun için burada da çok güzel bir örnek vermiş. Kuzu postundaki aslanı, sen yani onun şekline ne bakıyorsun? Hatta Nesevi'nin birinci bölümünde Hazreti Şems'i anlatırken son derece ince nurdan bir adam geldi diyor. Çok zayıflarmış, Mevlana da çok zayıfmış. Bir gün kendisini ayna karşısında görünce korkmuş kendinden hamamda. O kadar zayıfmış. Yani nurdan misaller gibiler onlar. Nurdan bir nur geldi, sadece bir nurdu diyor. Şems'in yaşıyor mu yaşamıyor mu, bir adam mı? Çok eleştiri alıyor Hazreti Şems. Tanıyamıyor insanlar onu. Çünkü onu bir adam zannediyorlar. Bana göre o bir insan değil. Bazen vücuda bürünmüş gibi gözüken Allah'ın nuru. Nur-u ilahi ise sırf Mevlana için gelmiş, Sultan Veled için gelmiş. Eğer o gelmeseydi Mevlana'dan bir mesnevi çıkmayacaktı. Mesnevi olmasaydı bugün insanlık alemi Müslümanlığın hakikatini mesnevi vasıtasıyla öğrenemeyecekti. Mevlana ve peygamberimden sonra Müslümanlığı en güzel anlatan insandır. Hakikatini, Müslümanlığın ahlak olduğunu, ahlakın içindeki özellikleri. Onun için biz çok şanslıyız böyle bir kitaba, bir mürşit kitaba sahip olmakla. Var mı sormak istediğiniz herhangi bir şey? Buyurun. Hocam ben bu yaşayan insanın kamili mürşidi nasıl bulabileceğiniz konusunda... Herkes bu soruyu soruyor çok şükür. Ben şöyle diyorum, bu çok katı, bundan da eminim. Mürşit sizi buluyor. Yani biz kendimiz onu bulamıyoruz. Çünkü gerçekten bulamıyoruz. Çünkü herkesin farklı bir mürşidi var. Bakın şunu da söyleyeyim. Bu mürşitler arasında kutup makamında olan vardır, mürşit olan vardır, kamil, daha kamil olan vardır. Fakat bilin ki hepsinin tesiri aynıdır. Şunu söylemeye çalışıyorum. Her kul kendi mürşidini, devrin sahibi görmüyorsa o kul mürşidine bağlı değildir. O mürşit devrin sahibi olmayabilir. Ama öğrenci öyle görmeli ki Allah'a rahat ulaşabilsin. Ve herkesin seviyesine göre mürşit vardır. İlkokul seviyesinde mürşit vardır. Ortaokul seviyesinde, lisede, üniversite, master, doktora. Nasıl ki bence Müslümanlık master, doktora seviyesiyseyse, gerçek Müslümanlık seviyesinde kutuplar vardır. İşte onlardan birini inşallah Allah sizlere nasip etsin daima. Bir de tabii mürşitler ölürler, vücutlar gider. Onlar da vücut, peygamberi vücudu gitmiş yani. O zaman anlarsınız ki mürşit bir şekil değil, mürşit bir inanç, bir iman ve beni Allah'a götüren bir ilim. Allah o ilimden bizleri ayırmasın. Evet. Hocam, mürşitle ilgili Hazreti bir de şöyle bir açıklamada bulunuyor. Diyor ki, nasıl ilahi ruh Hazreti Meryem'e, Hazreti Cebrail tarafından üflendiyse, dünya düzeni de insanı kamiller aracılığıyla üflenen ruh sayesinde varlığını sürdürmektedir diyor. Ve ben aşıkların Kabe'siyim diyor. Gel benim yoluma baş koy diyor Hazreti Pir. Çok açık söylemişler onlar. Ben devrin Ahmet'iyim diyor Hazreti Mevla. Bir yerde ben bir hiçim diyor. Ondan sonra coşuyor. Ben devrin Ahmet'iyim. Devrin peygamberiyim yani. Gel bana biat et diyor. Kuzu postunda kurtu kuzuya çeviririm ben. Bende simyacılık var. Bakırınızı altına çeviririm diyor. Hazreti Mevla ne açık açık söylemiş. Neden böyle bir cesareti buluyor kendinde? Bunu Mevla söylerse çok günahtır. Ama bunu ondan Allah söyleyince çok hiç günah olmuyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Mevlana Hazretleri şunu söylemiştir. Mesnevi ve diğer kitaplar, benim kitaplarım, benim söylediğim, benim yazdırdığım kitaplar olsaydı tesirleri bir hafta sürerdi. Ama onlarda Allah tecelli ettiği için tesirleri sonsuza kadar sürecektir. İşte bu hal Mevlana'dan tecelli edenin Allah olduğunu bize öğretiyor. Ve izin verirsen neyle anlatmış Mevlana Hazretleri? Ney? Ben bu sembolden çok etkileniyorum. Rebat ve neyim Allah'ı anlatırken çok kullanmış Hazreti Mevlana, insanı kâmil anlatırken. Diyor ki ney sazlıktan koparıldı. Nasıl koparıldı? Ruhlar aleminden biz nasıl koparıldık? Öyle koparıldı. İnlemesi ondan diyor. Ben bir şeydi görmüştüm. İlk kâmil gittiğimde böyle çocuklarını getiriyorlar Arap kadınları ve ağlıyor çocuklar. Şimdi ben peygamberin huzuruna girmişim. Zevkten dört köşeyim. İnanılmaz bir zevk içindeyim yani.
nasıl girdim ben buraya, ben kimim ki beni kabul etti diye inliyorum. O sırada çocuk ağlamaları duyuluyor tabii. Huzurda namaz kılıyorsunuz. Sonra bir anda düşündüm, bu çocuk niye ağlıyor? Çünkü ana kucağından yere bırakıldığı için ağlıyor. Ben de işte o ruhlar aleminden bu aleme bırakıldım. Onun için gözyaşı döküyorum. Yani ben Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma çocuğum için gözyaşı dökmüyorum. Onlar kandırmalar. Hepimiz Allah için döküyoruz. Onun isimleri için döküyoruz. Evladımızda da gördüğümüz onun bir ismi. Arkadaşımızda, sevdiğimizde de gördüğümüz onun isimlerine ağlıyoruz biz. Ondan uzak olmanın acısı içindeyiz. Neydi böyle? Oyuluyor, oyuluyor, oyuluyor. İşte ölümler, sıkıntılar, iftiralar, kötü muamelelerle oyuluyor. İçinde hiçbir şey kalmıyor. Sonra 7 tane delik açılıyor. 7 nefs tabakasındaki insanla konuşabilsin. Hepsine derdini anlatabilsin insandaki Kamil'i. Ondan sonra cayır cayır fırınlarda yakılıyor ne? Tıpkı Kamil insanın Allah aşkıyla cayır cayır yanması gibi. Ondan sonra üfleyin neyi? Sesi yok. Neyin sesi çıkmaz? Kendi sesi yok. Ondan üfleyenin sesini verir o. Kim üflüyorsa onun sesi çıkar. İşte Kamil insandan da Allah'ın sesi çıkar arkadaşlar. Onların kendi sesleri yoktur. Onlar kendi adlarına konuşmazlar. Hemen örnek vereyim. Böyle demiş ki ben o kadar güçlü bir ihsan bilgisine sahibim ki şu Mevlana'yı rezil edeceğim demiş. Bir tane adamın biri, evin müftülerinden biri gelmiş. Hazreti Mevlana da girmiş içeriye, yavaş yavaş konuşa konuşa geliyor. Herkese bir şey söylüyor, onlar da cevap veriyorlar. Şimdi demiş bana bir şey söyleyecek, ben de onu bütün ilmimle yerle bir edeceğim. Tam onun önüne gelmiş, ne demiş biliyor musunuz Hazreti Bir? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. O zaman biat etmiş müftü, nasıl ben de bir senin hakkında şüpheye düştüm. Ne denebilir ki bu da demiş. Gene Ahmet Arifay Hazretleri benim tir tir titrediğim bir hadisedir. Peygamber torunundan bahsediyoruz. Ahmet Arifay Hazretleri Hazreti Peygamber'in torunu. Etrafında müritleriyle yürüyormuş. O kadar mütevazi ki zaten Rifay'daki baştan aşağı tevazu demek. Yürüyormuş. Karşıdan bir grubun geldiğini görmüş, tanımış. Demiş ki Allah aşkına cevap ver. Gelmiş adam. Senin kadar ahlaksız, senin kadar rezil, bak herkese söylüyorum demiş. Bidatçı, kötü, ahlaksız bir insan görmedim demiş. Hazreti Pir ne demiş biliyor musunuz? Az görmüşüm, ben bundan da beterim biliyor musun demiş. Etrafındakiler öldürmek istemişler adamı. Hazreti Pir gene engellemiş. Tekrar söylemiş, tekrar öyle demiş, tekrar söylemiş. En sonunda demiş ki, vallahi sana biat ettim ya Rıfay. Bu kadar hakaret ettim, sen de kılın oynama. Vallahi sana biat. İnsan-ı Kamil kendi şahsına yapılanların hiçbirini aldırmaz. Allah için yapılanlara cevap verir. Gene bir tane müridi, Ahmet Arifay Hazretleri, beraber gidelim de demiş. Bu gece yeni yeni müridi olmuş adam. Efendim bu gece iftarı evinizde edelim demiş. Beraber gitmişler, kapıyı çalmış, çocukları açmış, baba baba deyince Hazreti Pir'i kapının önünde unutmuş, kapıyı kapamış. İftarını etmiş adam, unutmuş Hazreti Pir'i. Gayet güzel, o çocuklarıyla, eşiyle filan. Ya teraviye gidecek, kapıyı açmış, Hazreti Pir bekliyor kapıyı. Ben ne yaptım demiş. Ben ne yaptım demiş. Hazreti Pir hiçbir şey yapmadı, yapan yaptıran Allah demiş. Hiç üzülme demiş. Gideriz, namazımızı kılarız, geliriz, iftarımızı açarız. Düşünün arkadaş. Bu kadar benlikten yoksunlar insan-ı kâbiler. Gene Hazreti Nakşibendi, büyük sultan, çok büyük. Hazreti Nakşibendi bir öğrencisinin yaptığı hatayı ve kalp kırdığını duyunca gidiyor kalbi kırılanın önüne yatıyor. Allah aşkına beni çiğne de geçti. Öğrencimin yaptığı hata bana aittir, beni çiğne de geçti. Şimdi böyle sultanlar, bunlar da artık benlik kalmamış. Bunlar da direkt Allah bunlardan konuşuyor. Onlarda biraz iddialı laf varsa söyleyen onlar değildir, iman edin. Hocam o neylerin verdiği sesin, kendi sesleri olmayışını kendileriyle ilgili aynı şeyleri ortaya koyarken aynı zamanda da birbirlerine karşı da sonsuz bir hürmet ve tevazu var. Yani Hazreti Mevlana diyor ki ben aşıkların Kâbesiyim, gel benim kapıma başını koy. Aynı zamanda Beyazıt-ı Bestami de diyor ki ben baştan aşağı Kâbe kesildim, gel benim etrafımda tavaf et. Aynı şeyi söylüyorlar. Tabii bugünün aklıyla bakıldığı zaman
böyle bir şeyi akıl etmek mümkün değil. Ama o insanlar bizlere Allah'ın hakikatlerini öğretmek için görevli gelmiş kişilerdir. Ben burada Samiha annenin de bir şiirini söylemek istiyorum. Diyor ki, kimsin dediler, bu alemde işi bitenim dedim. Peki bu alemde ne yapıyorsun dediler. Burada işi bitmeyenlere yoldaşlık etmek muradımdır dedim. Yani onlar burada kendileri için değil, onlar burada bizler için varlar. İnsanları Allah yoluna iletmek için varlar. Tamamen kendi vücutlarından soyulmuş bir şekilde. Burada Miran, yine Sami annemin bir sözü geldi aklıma. Benim için putperest diyenler var diyor. Evet evet diyor, ben putperestim. Kalbim sana gönül verdiğinden beri Allah'a puta tapar gibi sana bağlandım diyor. Senin için Musevi diyenler de var diyorlar. Evet evet diyor. Hazreti Musa ile Firavun'la savaşırken ben de yanındaydım diyor. Senin için İsevi diyenler var deyince ben de Tersa ile bir ve beraberdim. Ama mücahit diyenler de var diyor. Ne doğru diyor. Ben bir Müslüman mücahidim. Ama diyor, kah müridin, kah muradın olduğumu onlara söyler miyim sanıyorsun Yesribli diyor Hazreti Peygamber. Kah senin için insanlara yol gösterdiğim, kah da senin için mürid olduğumu onlara söyler miyim sanıyorsun Yesribli. Bu nasıl bir tevhid anlayışıdır? İnsan-ı kamillerde bütün dinleri birlemek, bütün dinlerin üstüne çıkmak, Müslümanlığın güzelliğini anlatmak, ya her şeyin o Yesribli, yani o peygamber vasıtasıyla bize aksettiğini idrak ettirmek için çalışmak. Nasıl güzel bir şeydir. Yani ben Samiyane'de bir tek şunu gördüm. İşte giderdik çocuklarımıza şu duaları öğretelim efendim derdim. Önce helalle haramı öğretin derdim. Önce günah kavramını helal ve haramı öğretin. Yani bize daima doğru hareket etmeyi, ahlaklı olmayı, Müslümanlığın güzel ahlak olduğunu öğrettiler. Kendi hiçlikleri ama bir taraftan da vakurlardı. Yani herkese tesir eden bir vakarları vardı. Allah için mücadelede asla taviz vermediler. Bir insanın evi yansa onun gözünden yaş gelirdi. Hiçbir şey için ağlamayan Sami annemin içimde hissediyorum der. Bu peygamber ahlakıdır. Gene Hazreti Şems sana ne öğretti ya Mevlana dediklerinde. Sen her şeyi biliyordun zaten Mevlana. Şems geldi ne öğretti dediklerinde. Diyor ki ben o güne kadar bir lokma yemek yesem doyardım. O günden sonra bir tek kişi açsa ben de açlık hissetmeyebilirim. O güne kadar üstüme bir tek hırka alırdım, ısınırdım. O günden sonra bir tek kişi eğer üşüyorsa ben onu hissediyorum diyor. Mürşit müridine insanlarla bir ve beraber olup onları sevmeyi öğretir. Hakka gitmenin yolunun halkı sevmek olduğunu, halka hizmet etmek olduğunu öğretir. Yani Kenan Fay Hazretleri'nin annesi Hatice Cenan Sultan'ın dediği gibi, oğlum o kadar insanlarla bir ve beraber ol ki doğumlarıyla çoğalıp ölümleriyle ölecek kadar bir ve beraber. İşte bu ahlak tamamen İslam'ın ahlakıdır ve peygamberin ahlakıdır. Bunu öğretirler. Bunu öğretmeyen mürşit değildir zaten. Yine birisi Semiha Cemal Hanım, büyük felsefeci, efendimin ilk öğrencilerinden, 34 yaşında Allah aşkıyla yana yana ölen bir hanımefendiden bahsediyoruz. 6-7 tane çevirisi var ki kesinlikle bir daha yapılmadı. Sokrat'tan, Epiktet'ten, Eflatun'dan yine kendi yazdığı aşk kitapları var. Allah'a aşkını anlatan. Semiha Cemal Hanım hocama efendim sizi çok seviyorum dediğinde ne cevap verebilir bir mürşidi kâbim? Beni seviyor musun? İddia sahibiniz. O zaman benim sevdiğim her şeyi seveceksin. Benim de sevmediğim hiçbir şey yok diyor hocam. Bir öğretmen bundan daha güzel bir laf edebilir mi? Benim sevdiğim her şeyi seveceksin. Benim de sevmediğim hiçbir şey yok. Öyleyse bütün alemi sevmeden Allah'ı sevme iddiasında bulunamayız. Yaratılmışı sevmek zorundayız. Ne güzel söylemişler. Allah'ı bilmek kolay, sırrını bilmek zordur. Yaratılmışlar onun sırrıdır. Hepimizde onun bir sırrı var. Onun için birbirimizi sevmekle yükümlüyüz. Hatta bize kötülük edeni de sevmekle yükümlüyüz. Allah bunlardan razı olsun. Onlar sayesinde temizleniyoruz. Onlar sayesinde arınıyoruz. Onlar sayesinde bu amel defterlerimiz nasıl doğum anında pırıl pırıl olursanız, nasıl doğum anında acıyla pırıl pırıl olursanız,
Size yapılan iftiralarla da öyle temizlenirsiniz. Onlar da bizi temizlemek için vazifeli olarak gelmişler. Zor bir vazife almışlar. Allah onlardan razı olsun. Bununla beraber sen bu zerrede gizlenen güneşi de kuzu postu altındaki aslanı da aramayabilir. Kısaca bir mürşit talebin olmayıp bir mürşit talebinde olmayabilirsin. O zaman da karşındakine insan gözüyle bak. Onu insan diye sev ve her gördüğün insanı Allah'ın sevgilisi bil. İnsanlara iyi gözle bakmaktan zararlı çıkan yoktur. Kötü gözle bakışlardır ki zerrede gizlenen güneşi yahut post altında uyuyan aslanı bile göstermez. Halbuki sen bir kere güneşi görürsen artık güneş nerede diyemezsin. Seni böyle bir nura götürecek arayışlardaki şüpheler ve tereddütler ise içinde birer Tanrı rahmetidir. Ben bu dünyada yaratılmış herkes ilahi hakikatin peşinde olmayabilir. Çünkü Allah ona bunu ihsan etmiş olabilir. Böyle bir nasibi de olmayabilir. Olabilir ama yani çünkü onlar cüz'i akıllarıyla, kıyasla, mukayeseyle, nispetle bakarlar olaylara ama yine de burada ister ahlak diyelim, ister etik diyelim, ister toplum kuralları diyelim, yaratılmış her şeye, her insana belli bir saygıyla, sevgiyle, hürmetle yaklaşmak durumundayız. Biz biliyoruz ki insanlı kamiller, örneğin Kenan Rıfai Hazretleri her akşam kendi gözlüklerini ait oldukları yere, taktıkları yere çıkartırlarmış. Çünkü onda da Allah'tan eser miktarda bir ruhla kendi yerini özlerler. Ne kadar ince düşünce. Hocamın ayrı bir özelliği de benim süt annem diye doğduğu, yaşadığı evdeki ceviz ağacını ziyarete gidermiş. O benim süt annem. Bu kadar maddeye kadar Allah'ı anmak, Allah'tan haberdar olmak. Yani bize diyor ki Mevlana, bir mürşit sahibi olmayabilirsin, ömrü boyunca bir mürşit görmeyebilirsin. Hiç olmazsa insanları sevmeyi öğren. İnsanlara yanaş, ibadetini yap, Allah'la irtibat kurmaya çalış. Kula hizmet ederek bulmaya çalış. Burada kalalım ama ben şunu da anlatmak istiyorum izin verirsen eğer. Bir hadis var, sadaka verenin ömrü uzar diye. Biliyorsunuz ömrümüz belirli, kaderimize yazılı. Nasıl öleceğimiz dakikası dakikasına hiçbir şekilde değişmeyeceği bu da muhakkak bir şey. Peki peygamber niye sadaka verenin ömrü uzar demiş. Çünkü birine sadaka verdiğimiz zaman ölü yaşayan şu vücut diriliyor. Aslında biz ömrümüzü ölü geçiriyoruz. Halbuki sadaka yani başkasına kendimizden bir şey verdiğimiz zaman diriliyoruz. Ve ömrümüz sanki diri yaşayarak uzuyor gibi oluyor. Ölü yaşayacağımıza diri yaşamaya başlıyoruz. Öyleyse ver, infak et. İnfak eden mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Verici ol, sevdiklerini ver. En sevdiğin şeyden vazgeçmeyi Allah için öğren. İşte bütün bunları yapabildiğimiz zaman inşallah Allah'la irtibatımız artacak. Ve biz Allah'ın izniyle nasipli olacağız. Hadiseler bizi yolumuzda kesmesin. İnşallah Allah'la irtibatımızı kesmesin. İşte çok güzel bir şey söyledi bir an. Ben böyle en sevdiğim ismidir Allah. Zülcelali ben ikram. Bakın Zülcemali ben ikram diye bir ismi yok Allah. Cemalin kendisi ikramdır. Ama Allah sıkıntı ve bela verdiği zaman mutlaka ikram eder. Şu sözle bitireyim. Mevlana diyor ki her sıkıntı ve beladan sonra Allah o gönlü ziyarete, o gönle gelir. Yeter ki gönlü evde bulsun. Gönül sebeplerin peşine takılıp gittiyse Allah onu hissedemez. Allah bizi bu felaketten korusun. En büyük tek bir hastalık vardır. Allah'la irtibatın kesilmesi. Geri kalan hiçbir adına hastalık denmez. Benim bir öğrencim, onu sevgiyle ve kucaklıyorum. Neden? Anacığım derdi ki, eğer benim yolumdan gitmezseniz gazeteye ilan verip sizin evladım olduğunuzu reddederim derdim. Bir öğretmenin en mutlu olduğu şey anlattığı şeyleri evlatların üzerinde görmesi ve seyretmesidir. Kan kanseri teşhisi kondu bu hafta, geçen hafta ona. Bana telefon ediyor hastaneden. Ben Lösemi olmuşum diye. Sesinde hiçbir kırıklık yok. Şaka ediyor zannettim. Ne demek dedim yani. Yok dedim.
kan hastalığı olmuşumdur, bir şey yoktur dedim. Hakikaten pek bir şey çıktı, çok şükür. Ama ben o sürede kızın Allah'la olan irtibatını gördüm. Zerrece etkilenmeyişi. Her tip olabilirdi o hastalık. Çünkü lösemi olduğu katiydi. Ama şu kadar kılı kıpırdamadı. Annesine gelince, annesi dermiş olalı çok az bir zaman oldu. Annesi koşarak Ankara'dan gelmiş, bana şöyle anlatın. Önce iki rekat şükür namazını kıldı, sonra otobüse bindim geldi. Bir anne ki evladının hasta olduğunu duymuş, iki rekat Allah'a şükür namazı. İşte bunu sağlayacak tek bir yol vardır dermişti. Başka hiçbir yol öylesine haline razı olma seviyesine insan ulaştırır. Allah bizi bu rızadan ve cennetten ayırmasın. O zaman her şey kolay, inanabilirsiniz. Allah da hepsinden razı olsun inşallah. Teşekkür ediyorum. Thank you.